Merhabalar arkadaşlar, programımıza hoş geldiniz. Ben Mervan ve bugün yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün uzun zamandır yapmadığım oyunlardaki history videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi başlıklarında gördüğünüz üzere History of Battlefield yapıyorum. Videoya başlamadan önce söylemem gereken şey var. Bildiğiniz üzere history videolarını bu kanaldan görerek izliyorum. Bu kanalın videolarını izliyorum. Kendisi sağ olsun çok emek veriyor. Geçenlerde bana yorum atmış. Türk mü değil mi anlamadım, ancak Türkçe yorum atmış. Google Translate'ten de çevirmiş olabilir. Bir link koymadığım için birazcık yakınmış. Kendisinden çok özür dilerim. Açıklamada linki var. Ona da abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim böyle videoları hazırlayıp bana izlememe izin verdiği için. Bu da yeni bir video. Ekim'de yapmış bunu. Şimdi Battlefield izleyeceğiz arkadaşlar. Siz de daha fazla history videosu için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve de yorumlarda mutlaka belirtin arkadaşlar. Bir sonraki history videosunda ne yapalım, ne izleyelim, ne yorumlayalım. Battlefield da benim çocukluğumun oyunlarından bir tanesi. Şimdi izlemeye başlıyoruz. 21 dakikalık video, ancak ben birazcık bazı yerlerde ileriye sara sara izleyeceğim. Şimdi ilk oyunumuz Battlefield 1942. Şimdi bunu oynamış olma ihtimalim çok yüksek. Ben bunu oynadım diye hatırlıyorum. 1942'nin bende CD'si vardı, ancak bir tane sanki şeydi. Sadece 1942 değildi, yanında bir şey ek vardı benim CD'imde. Bu o bir DLC olabilirdi. Çok net hatırlamıyorum. Mapler çok tanıdık geliyor. Şu İngiltere, o öbür ülke hangisi, hatta bakmadım. Dediğim gibi benim tarih bilgim bayağı kötüdür, ancak oyunu oynadım. Map'i hatırlıyorum çünkü. Güzel, grafikler patates. O zamanların Call of Duty'sine birazcık benziyor. Sonraki oyunumuz 1942 Road to Rome. Roma'ya yolculuk. Bu da bir DLC. Çok bir gelişim yok. Aynı şeyler, ileriye soruyorum o yüzden. Aynı şekilde aynı yıl 2003'te bir tane daha DLC çıkmış, Secret Weapons diye. Oha, oyun gelecekte mi geçiyor? Oha, uçağa bak. What the fuck? Ana, ilginçmiş. Sonraki oyunumuz Battlefield Vietnam. Bu oyunun adını baya baya duydum, baya baya gördüm. Ancak arkadaşlar, şimdi belki bazılarınız öyle oynamazsın diyebilir de ben bu oyunu hiç oynamadım. Hani bu oyun hakkında söyleyebileceğim fazla bir şey yok. Çok büyük gelişimler yok. Grafiklerde gördüğüm kadarıyla oyunsal olarak yenilikleri bilmiyorum. Silahın hayvan gibi sallanışını, ekranın hayvan gibi sallanışını saymıyorum bu yenilikler arasında. O bir yenilik mi onu da bilmiyorum. Baya bir sallanıyormuş ama ateş ederken. Şuna baksanıza, ana nasıl sallanıyor. Battlefield 2. Hemen hemen hepimiz oynamışızdır bu oyunu. Hani Battlefield 1942'den devamı olarak mı geldi, Vietnam'ın devamı olarak geldi bu bilmiyorum. Hani Battlefield 1'e hangisi derseniz bilmiyorum. Battlefield 2 bu ama. Hani grafiksel anlamda ufak tefek yenilikler. Bu hangi yılda çıkmıştı? 2005. 2005'in standart oyunu. Aklım FIFA 2005 geliyor. FIFA History yapmayı unutun. FIFA History istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Battlefield 2 güzel oyundu. Yani söyleyebileceğim fazla bir şey yok. İnternet kafede gidip online olarak oynadığım fazla oyun yoktu. Bir Call of Duty 2, bir de Battlefield 2. Hani bu ikisini oynardık sürekli. Ne diyeyim? Battlefield 2 Modern Combat, onun yeni DLC'si. Bu PlayStation'a, konsollara çıkmış. Ben biliyorum grafikleri neden böyle patates. Yine Battlefield 2 Special Force, özel güçler mi demek bu? Bu hangi platformlara çıkmış bilmiyorum ama bunu da oynamadım. Bunu da oynamadım. Ben Battlefield'ın belli başlı oyunlarını oynadığım için bunların hiçbirisini oynamadım. Yine Battlefield 2'nin ayrı bir ek oyunu Euroforce. Anasını satayım, o kadar uzun yapmışlar ki şunları. Ne yaptınız birader ya? Ay, sesi kıstım yanlışlıkla. Battlefield 2142 gördüm. Bir kez oynamışlığım olabilir. Hiç sevmedim. Hani Call of Duty'nin şey oyunu var ya, bu sene çıkarttığı, adını unuttum. Ona ben yazıyor. Adamlar bunu yıllar önce yapmışlar. Saçma sapan elektronik garip şeyler, böyle yürüyen robotlar vesaire falan. Bazıları için bunlar eğlenceli olabilir, bazıları böyle gelişmiş teknolojiyi sevebilir. Ben şahsen Modern Warfare tarzı şeyleri daha çok seviyorum. Battlefield 3 tarzı oyunları daha çok seviyorum, o yüzden bunu ileriye saracağım. Ben bunu sevmedim çünkü. Bad Company'yi çok gördüm. Bad Company iyi bir oyun diyorlar. Olabilirler. Hatırlamıyorum. Ancak ben bunu oynamadım. Ve oradaki sahne çok saçmalı. Adam karşıdan tarıyor ama o kendini bir iğne batarak çatışmanın ortasında kendini iyileştirdi. Çok iyi ya. Ne oldu lan? Battlefield Heroes. Mobil oyun anladığım kadarıyla. O yüzden söylemek istediğim fazla bir şey yok. Müzik kendini anlatıyor. Battlefield 1943. Evet, bu oyunu ilk kez görüyorum. Gerçekten çok ciddiyim. 2009'da böyle bir oyun çıkartmak inanılmazsın. Hani Battlefield'ın bir zamanlar çok işte olduğunu biliyordum. Yapımcısı EA Games'ti yanlış hatırlamıyorsam. Batış sebebi olabilir bu oyun ya. Harbiden batış sebebi olur abi. Böyle bir oyun yapılır mı? 2009 yılındasın sen ya. Karşımıza gelen oyun Battlefield Bad Company 2. Oyun gördüğüm kadarıyla 60 FPS. Hani şuradan anladığım kadarıyla evet, 60 FPS oyun. Daha akıcı bir görüntü gördük. Ve birazcık daha gelişmiş grafikler, renkler biraz göz yoruyor olsa da.
2010 artık yani şu grafikleri geliştirecek bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Radara baktığımız zaman aklıma benim Batı Fiyat 3 geliyor. O yüzden fena olmamış bunu. Bunu birazcık daha sevdim hani. Bu daha mantıklı bir şey benziyor. Hikayesi nasıl bilmiyorum oynamadığım için. Hikayeye değinmek istemiyorum. Multiplayer'ını hiç oynamadım. O yüzden ileriye sardık. Bad Company 2 Vietnam çıkmış. Bu da bir DLC. İleriye sardık. Ve Battlefield Play for Free. Battlefield'ın Need for Speed'in yaptığı gibi bedavaya yaptığı bir oyun. Need for Speed bildiğiniz üzere World'u yapıp bedavaya sunmuştu insanlara multiplayer. Bu da öyle gördüğüm kadarıyla. Ve sonraki oyunumuza geldik. Sonunda 2011'de arkadaşlar Battlefield 3 geldi. Muhteşemdi bence Battlefield 3. Gerek grafikleri anlamında, gerek oynanış anlamında. Oynanışını severdim ben Battlefield 3'ün. Güzel bir oynanışı vardı. Multiplayer'ı çok eğlenceliydi. Arkadaşlarımla multiplayer'ın en uzun süreli oynadığım Battlefield oyunu budur herhalde. Hikayesi için aynı şey söylemeyeceğim. Hikayesi de what the fuck is going on dediğiniz bir oyun. Hani ya neden gidince söyledim çünkü ne oluyor diyorsunuz oyunda. Hani ben bunun açılımını söylemek istemedim. Tövbe sabırla. hikayesi biraz garipti, onu söylemek istiyorum. Ancak grafikleri, uçak, şu uçak sahnesini çok iyi hatırlıyorum. O gemideki grafikler, o gemi sahnesi çok iyiydi. Böyle sağınızı kontrol ediyorsunuz falan, çok iyiydi o. Ben Battlefield 3'ü seviyordum arkadaşlar. Uzun süreli oynadığım bir oyun dediğim gibi. Multiplayer'ını Muhammed de çok oynardık. Bayağı bir oynardık. Multiplayer'ı bayağı eğlenceliydi. Onların haricinde söyleyeceğim, zannedersem oyun hakkında fazla bir şey yok hani. Dediğim gibi oyun çok anlamlı, eğlenceli bir oyundu. Eğleniyordunuz oynarken, hapşuracağım. Hemen hemen her türlü aksiyon yapabiliyordunuz oyunda, böyle tank kapısı kurmak gibi. Bir tane daha DLC var, 2012'de Armored Kill diye, geçiyorum hemen. Battlefield 3 Endgame diye bir DLC daha çıkmış. Oyun sonu ne demek? Bu ne, hikayenin devamı falan mı? Diyeceğim, multiplayer görüntülerini izliyoruz biz şu anda. Oha! Vehicle Disable şeyi aldı lan. Geldik! Battlefield 4'e arkadaşlar. Battlefield 4 de grafiksel anlamda çok güzel bir oyundu. Yani bazı konularda sıkıntıları vardı Battlefield 4'ün. Ben bilgisayarımın senkronizasyon problemleri yaşadım, ancak o zamanlar güzel bir bilgisayarım yoktu. Laptopum vardı. Kötü bir laptoptu, hani çok iyi değildi. Battlefield 4'ü bir tane YouTube kanalından takip etmiştim hikayesini. Hikayesi fena değildi. Hani Battlefield 3'ün hikayesine göre bence daha akıcı bir hikayesi vardı. Epik sahneleri vardı, böyle patlamalı yıkıldım falan. Çok severim. Bayağı severim öyle sahneleri. Vay nasıl lan, ne öldürdü lan adamı. Abi çok iyiydi lan. Önce bir önüne sıktı, adam mal oldu, geri döndü. Geri dönerken vurdu. Abi çok iyiydi, çok sevdim. Battlefield 4 Second Assault. Ya abi, EA Games'i anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Hani o kadar fazla çıkartmışlar ki DLC bir oyunun üzerine. Yani her oyunda yapmışlar bunu, bakın her oyununda diyorum. Ya istisnasız her oyununa. Bak 2013 adım üstüne 4 tane DLC çıkarttı ya. Allah Allah. Ah pardon, dördüncüyü şimdi 2014'te vermiş. Abi niye bu kadar çok DLC çıkartıyorsun? Hani bunlar anladığım kadarıyla multiplayer mapleri olabilir. Hiçbirisini oynamadım şu ana kadar, kolay kolay DLC satın alıp oynamadım. Çünkü hiçbir oyun için yapmadım bunu. Ya, anladığım kadarıyla map bunlar, multiplayer mapleri. Hikayeyi sen anlamda ne getirdiğini bilmiyorum. Bir şey getireceğini de zannetmiyorum. Yıl 2014, 3 tane daha DLC çıkmış. Bok ya bok, hani şu oyunun uzun bir sürede Call of Duty'nin altında kalmasına şaşmıyorum. Call of Duty bu özellikle şeyi Modern Warfare çıkarttığı zamanlar zaten muhteşem satış rekorları kırdığına düşünüyorum. Öyle bir şeyler okuduğumu hatırlıyorum çünkü. O oyun çok güzeldi. Geldik neye geldik? Battlefield Hardline. Bunun hikayesini birazcık izledim. Bence bu güzel bir yenilikti. Hani puanlamaları, değerlendirmeleri, dereceleri bilmiyorum. Oyun yorumcuları, oyun şirketleri oyun hakkında neler söylediğimi bilmiyorum, ancak bence hikayesel anlamda çok güzel bir yenilik. Polis, hırsız polis oyunu gibi bir şey bu hani. Multiplayer'ın videosunu birkaç yerden izlemiştim. Grafiksel anlamda güzel bir yenilik olduğunu söyleyebilir miyim bilmiyorum. Hani Battlefield 3'ün ve 4'ün grafikleri yeterince iyiydi çünkü. O değildi, şimdi fark ettim. Hiç adam akıllı Battlefield oynamamışım. Hani oynamamışım anasını satayım. Bir dünya gene Hardline'ın üstüne şey çıkmış. DLC çıkartmışlar. Helal olsun. Gerçekten helal olsun. Bokun gibi grafikleri varmış bu oyununda. Bu neymiş lan? Artık geldik oyuna. Hani asıl oyunun, Battlefield 1'in patlama yaptığı oyuna geldik. Ya Battlefield 1'in ne demişim? Battlefield'in patlama yaptığı oyun. Grafikleri, hikayesi, oyunun her şeyi 10 numara. Hani şu geçmişte geçmesi, akıcılığı, ya detayları gerçekten muhteşemdi. Ben çok seviyordum Battlefield 1'i. Çok da severek oynadım, ancak format attığım için maalesef silindi oyun.
bir daha 45 GB'ı da indirmeye üşendiğim için. Her neyse. Battlefield bence çok güzeldi. Multiplayer'ını da bir ay kadar, bir hafta kadar, 1,5-2 hafta kadar onu oynadım. Bir iki hafta kadar hikayesini oynadım. 3 hafta işte, 3,5-4 hafta diyelim. Oyunun toplam oynama sürem o kadardır. Battlefield 1 muhteşemdi. Ara sahneleri, sinematik sahneleri, ata binmesi, şu yemin ediyorum size, ata binip şu oyunda adam kesmek kadar, kılıçlı adam kesmek kadar stres attığınız, böyle yaptığınız hiçbir şey yok abi. Hani bu slime'ı mıcıklamak gibi düşünün. O kadar eğlenceli, o kadar güzel ki ata binip adam öldürmek, inanılmaz, gerçekten inanılmaz. Çok seviyorum bu oyunu. Bir daha indirirsem bir daha oynamayı çok istiyorum. İndirmeye üşeniyorum, tek sıkıntı o. Çok güzel bir oyunum Battlefield 1. Kesinlikle önerdiğim bir oyun. Hani oyundaki Türkçe seslendirmeler ve Türkiye'nin de oluşu, Osmanlı'nın oluşu daha doğrusu, çok güzel. Çanakkale Savaşı'nı hala oynayamadığım için çok pişmanım tabii ki de. Çanakkale Savaşı'nı oynamak istiyorum oyunda. Bir tekrar indireceğim o yüzden. Onunla kaçışımız yok. Bu muhtemelen bir sonraki oyunumuz FIFA olur. Çünkü birazcık da üzerinde geçmişimde oynadığım oyunları size söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. Battlefield ile ilgili tamam, çocukken 1942 oynamış olabilirim ama hani devamında fazla bir şey yok benim geçmişimde. Hani Battlefield 3'e kadar fazla oynamadım, onu söyleyeyim. Umarım siz de yorumlarınızı paylaşırsınız benimle arkadaşlar. Hani ben bunu oynadım, ben şunu oynadım, şunu söylerken hata yaptığında, hayır burada hatam var, bu böyle değil, şöyleydi falan. Ama hani bence bu bir hata, yani bu bir hata dediğim EA Games'ten bahsediyorum. Çok fazla DLC var. Hani bir oyun çıkartıyor, Battlefield 2'nin üstüne kaç tane DLC, Battlefield 3'ün üstüne kaç tane DLC, 4'ün üstüne DLC. Ya yani bunalıyorum ben şahsen. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki history videosu ne olsun onu da yazın. Sizleri seviyorum. Daha fazla için mutlaka videoyu beğenip desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.